Yolun başındayken programından herkese merhaba. Az önce liseye yerleştirme sınavı sonuçları açıklandı. Peki yarın ne? Yarın büyük gün. Yarın da üniversite adayı arkadaşlarım için çok heyecanlı bir gün. Üniversite sınavı sonuçları açıklanacak. Yaklaşık 2,5 milyon aday ve ailesi heyecanla yarını bekliyor. Şimdi tabii ki umduğunu bulamayanlar için yolun sonu değil. Ama iyi bir puan almak da yetmiyor bu süreçte. Çünkü bu iyi puanların mutlu sona dönüşmesi için doğru tercihle birleşmesi gerekiyor. Biz de bu yüzden her gün 11.15'te Habertürk ekranlarında sizlere sesleneceğiz. Şimdi şunu söylemek istedik. Bugün dedik ki biz şu üniversite hayatını nasıl yaşamalı gençler? Acaba yeni dünya düzeni gençlerden ne bekliyor? Yeni dünya düzeni, işverenler, iş dünyası gençlerden neler bekliyor? Üniversite seçerken, meslek seçerken bu arkadaşlar nelere dikkat edecekler? Bir tablo hazırladık ve bu tabloda hem gelen konuklarımız günlerdir size aynı şeyleri söylüyorlar. Hem bir araştırdık acaba iş dünyası ne bekliyor sizden ve bu tablo karşımıza çıktı. Şimdi önceden ne deniyordu? Diyorduk ki işte okuyan mı bilir, çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Şimdi gezerken okumanız bekleniyor arkadaşlar. Gezerken okumanız bekleniyor, kampüsünüz dünya olsun. O tabloyu bir getirebilir miyiz arkadaşlar? Evet, sınır tanıma, dünyayı tanı. Yani diyelim ki bu dönem siz Türkiye'de okumaya başladınız. Önümüzdeki dönem Erasmus'la gidin Polonya'ya, ikinci dönem orada okuyun diyor yeni dünya düzeni. Ya da bir proje yapın, ondan sonraki dönem Çin'e gidin, sonra dönün, tekrar bir öğrenci hareketliliği programıyla Amsterdam'a gidin diyor yeni dünya düzeni. İş dünyasına yakın olmanız bekleniyor. Önceden neydi? Bir işi, okulu bitireyim de iş başvurusu yaparım sırayla. Yani önce okul biter, sonra iş başvurusu yapılır, kimisi KPSS kursuna gider, hazırlanır. Artık o da kalktı. Artık diyoruz ki öğrenciyken çalışacaksın. Bundan kasıt staj değil. Yani her fırsatta çalış. Tabii ki stajlarını yap, gönüllü stajlarını da yap ama her fırsatta çalış ve fikrini ürüne dönüştürmeye çalış. Girişimcilik, üniversitenle yetinme. Herkesten her şeyden öğrenebilirsin. Kendini geliştir ve kuluçka merkezlerini keşfet. Duydunuz mu hiç daha önce kuluçka merkezleri? Ne oluyor bu merkezlerde? Merkezlerden adım attığınız zaman bir fikrim var diyenler, o fikrini ürüne dönüştürürken ya da o fikrini bir sosyal girişimcilik çok farklı kitlelere ulaştırırken nasıl süreçlerden geçiyor? Girişimcilik önemli ve sosyal sorumluluk, hatırlar mısınız geçtiğimiz programlarda demiştik ki biz gönüllü faaliyetlerde bulunan, Türkiye'de gönüllü faaliyetlerde bulunan gençlerin oranı %5 imiş. Çok az demiştik. Bu sayının artması için daha fazla gönüllü faaliyetlerde bulunmanız bekleniyor. Ve neden sorusu yerine artık neden olmasın, birileri de bunu yapabilir, neden olmasın demeniz bekleniyor. Ve esneklik, duygusal zeka çok sık duymaya başladık. Başkalarına saygı duy, farklı olana saygı duy ve onların duygularını anlamaya çalış, onlarla olumlu iletişim kurmaya çalış ve başkasının prizine ihtiyacın yok şarj olmak için. Kendini tanı ve kendini motive et. Bu bekleniyor yeni dünya düzeninde. Peki gençlerden bu bekleniyor. Üniversiteler nasıl hazırlıyor ki gençler bu donanımda üniversiteden çıkabilsin? Onun da yanıtı az sonra. Evet, üniversiteli gözünden bakarak aslında yüksek öğretimden beklentimizi biraz ortaya koymaya çalıştık ama bu konulara çok kafa yoran, araştırmalar yapan bir iletişimci rektörle birlikteyiz şu anda. Maltepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şahin Karasar bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Ve bir de öğrenci arkadaşımız var. Yüksek lisans yapıyor sosyoloji bölümünde. Evet. Maltepe Üniversitesi'nde Mert Orçun Özyurt bizimle birlikte. Sen de hoş geldin Mert. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Birazdan sana soracağım. Bu arkadaşları en iyi sen anlıyorsundur değil mi şu anda? Hatırlıyor musun o yıllarını? Hatırlıyorum. Yani bundan
6 sene öncesine baktığımızda dün gibi aklımda. Dün gibi aklımda. Evet, hala üzerimden öyle. Atamadım o stresi. Halen daha üzerimden atamadım. Aklımda. Şimdi üniversiteler nereye gidiyor? Ne oluyor? Yani az önce beklentileri saydık. Bu beklentileri evet. Karşılayabilecek donanımda mısınız? Şimdi Görkem Hocam siz de çok güzel özetlediniz tabloda. Çünkü siz de aktif bir akademisyensiniz, öğretim üyesisiniz. Hakikaten dünyada üniversite düzeni başka bir yöne doğru gidiyor. Yani artık içerikten çok yetkinlik üzerine odaklı bir eğitim yapılanması var. Biz de hızla Yükseköğretim Kurulu'nun kaliteyi önceliklendirmesiyle birlikte biz de hızla bu gelişmiş ülkelerdeki eğitim içerik ve yetkinlik yapılanmasını yakalamak üzereyiz. Maltepe Üniversitesi olarak biz bunu çok hızlı takip etmek zorundayız. Çünkü hem eski ve köklü bir eğitim kurumuyuz. Aşağı yukarı 40 yıla yakındır eğitim hayatında olan Marmara Eğitim Vakfı'nın kurduğu ve 20 yılı geride bırakan bir üniversite olarak öğrencilerimizin neler beklediğini, sektörün öğrencilerimizden neler beklediğini ancak paydaşlarla bir araya gelerek, yani akademi, öğrenci, sektör, işveren filan gibi paydaşlarla bir araya gelerek oluşturabiliriz. Çok güzel hakikaten ortaya koyduğunuz tabloda da. Sektör başka bir şey bekliyor artık. Sektör içeriğin dışında, çünkü içerik her zaman telafi edilebilir bir eksik. Hmm. İçerikte eksik varsa uzaktan eğitimle telafi edilir, atölyelerle, workshoplarla telafi edilir ama yetkinlikte bir eksik varsa onu telafi etmek zor. Şeydi değil mi hocam, yani geçtiğimiz senelerde içerik kraldı. Hep işte içerik, evet. İçerik diyorduk. Artık içerik değil, yani yetkinlik dediğiniz gibi beceri, evet, donanım. Evet. Çünkü ne kattığınız önemli. Dünyayla konuşacaksınız. Hmm. Mezuniyetten sonra dünyayla çalışacaksınız ve dünyayla yarışacaksınız. Bütün bunları yapabilmek için de dünya ne yapıyorsa onun daha iyisini yapmak zorundasınız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kurduğu Bakanlar Kurulu'nda da görüyorsunuz. Hep sektörden insanlar gördüğünüz gibi. Yani elini taşın altına koymuş. Hmm. Tabiri caizse damdan düşmüş. Hmm. Sektörün sıkıntılarını iyi bilen insanlar Bakanlar Kurulu'na geldi. Dolayısıyla biz de öğretim kadrosunda, en azından Maltepe Üniversitesi olarak öğretim kadrosunda uygulamanın içinden gelenlere, yani sektörle birebir teması olanlara ya da sektör geçmişi kuvvetli olanlara öncelik veriyoruz ki öğrencimizi gerçekten hayata hazırlasın. İçerik konusunda sıkıntı yok. Zaten deneyimli akademisyenler onu kuramsal olarak, akademik içerik ve bilimsel olarak çok kuvvetli bazı kurguluyorlar. Bazı bilim insanları aslında söyleniyor buna. Diyorlar ki işte sanki piyasaya adam yetiştirme yeri midir üniversiteler? Elbette değil. Bu sadece bir ayağı değil mi? Kısmen haklılar. Hı-hı. Aslında bunun üniversiteden önce halledilmesi gerekiyor yetkinlik bazlı eğitimi. Fakat Türkiye'de ilk ve orta öğretimde şimdiye kadar yaşanan sıkıntılar şimdiden sonra inşallah çok daha iyi olacak. Bu yetkinlik bazlı eğitimin çok önünü açamadı. Eğer öyle olmuş olsaydı üniversite tabii onun üzerine bir şeyler koyacaktı. Ama dil yetkinliği açısından bile öğrenciler gerçekten çok yetersiz geliyorlar. Dolayısıyla finans okuryazarı olması lazım. Şimdi herhangi bir mezunun ekonomi okuryazarı medya olması okuryazarı. Lazım. Medya okuryazarı, dijital dünyayla barışık ve dijital dünyaya hakim olması lazım. Bütün bunların olması için de yetkinlik bazlı. Tabii şimdi şey de bir kısıt, Bologna süreci de bir kısıt. Ders içerikleri var, azaltılıyor krediler. Belli ne okutulacağı, onun içerisinde yetkinlik bazlı programları nereye yerleştireceksiniz? Kulakları çınlasın, Erhan Erkut Hoca bu konuda çok fazla çalışma yapıyor. Evet. Türkçe literatüre, Türk yüksek öğretim hayatına da bu kavramları kazandıran bir öğretim üyesidir. Biz de Maltepe Üniversitesi olarak bu yetkinlik bazlı eğitimi önceliklendiriyoruz. Mezun olan çocuklarımız stresle nasıl başa çıkacak, baskı altında nasıl çalışacak, zaman planlamasını, zaman yönetimini nasıl yani, yapacak? Esnek. Hani bugünün mesleği kesinlikle. Yarın var mı diyoruz. O kaygı yaşamasın. Kesinlikle. Öbür disiplinde hemen haşır neşir olabilsin. İnisiyatif kullanabilecek. Bakalım öğrencimize nasıl yansımaları var. Evet. Şimdi gerçekten üniversiteyi bitirdim ve yüksek lisansa başladım. Evet. Şu anda da 2,5 milyon, yaklaşık 2,5 milyon aday heyecanla yarın gelecek sonucu bekliyor ve sonrasında da üniversitesini seçecek, bölümünü tercih edecek. Üniversiteye adım attın arkadaşım, şöyle yaşa deyip hani belki senin yapamadığın, belki gerçekten yaptığın ve çok memnun olduğun neler var, ne tavsiye edersin? Benim öncelikli olarak tavsiyem şu şekilde. Bir kere tercih yaparken mutlaka ve mutlaka tercih listesinde olan okulları görmeliler. Hı-hı. Yani siz en az 4-5 yıl orada yaşayacaksınız, orada artık sizin yaşam alanınız olacak. Gidip bakması lazım. Ben oraya ayak uydurabilir miyim? Ya da beklentilerimi karşılar mı? Bu noktada gerçekten Maltepe Üniversitesi'ne geldiklerinde görecekler. 20 yıllık bir geçmişi olan bir üniversite ve gerçekten de beklentilerini karşılayacak bir yapıya sahip. Bir kampüse sahip, öğretim kadrosuyla da buna sahip. Benim tavsiyem sadece derse girip dersten çıkmakla olacak bir şey değil. Orada üniversitede okurken aynı zamanda kulüplerle etkileşim kursunlar, cep harçlığını çıkarmak için gidip bir yerde
staj yapsınlar, çalışsınlar. Bu şekilde kendini geliştirsinler. Sen girişimcilik merkezindesin. Evet, şu an girişimcilik merkezi. Devam ediyor mu hala orada aktif bir şekilde rol evet, alıyor musun? Evet, devam ediyor. Önce girişimcilik olmazsa olmaz demiştik. Ne öğreniyorsun orada? Ne öğreniyorum? Öncelikli olarak birkaç öğrencilerden gelen projelerimiz var. Bunları işte Kuluçka merkezimizle işbirliği içerisinde onaylamaya çalışıyoruz, uygulamaya çalışıyoruz. Bu sene bayağı da bir yatırım yapıldı. Üniversitemiz çok iyi yatırımlar yaptı. Öğrencilerimizin girişimcilik faaliyetlerini sağlıyorlar. Peki dedik ya kampüsüm dünya olsun diyoruz artık. Öyle mi? Gittin mi? Gezdin mi? Ne yaptın? Bir başka tavsiyem de Erasmus yapmaları açıkçası. Yani her öğrencinin yapması gereken bir şey. Ben Erasmus yaptım. Hatta Erasmus yaparken şöyle bir şey vardı. Bu arada bir dakika, bu böyle literatüre geçmiş. Ki hangi öğrenciyle konuşsak Erasmus yapmak diye bir şey yapıyor. Evet. Yani yurt dışına Erasmus programıyla değil mi? Öğrenci hareketleri. Evet, öğrenci hareketleri. Başka bir ülkeye gittin. Evet, başka bir ülkeye gittim. Ben Polonya'ya gitmeyi çok istiyordum. Çünkü sinemayla ilgileniyorum ve orada merak ettiğim bir okul vardı. Bizim üniversitemizin orayla anlaşması yoktu. Ama bir gün ben hocamla konuşurken, aa tamam dedi, senin için burayla anlaşma yapalım ve sen oraya git dedi. O gün şunu öğrendim mesela, bizim üniversitemizde bir öğrenci... Mert'cim devam edeceksin birazdan ama sözünü bir şurada virgülle kesmek durumundayım. Tamam. Sayın Muharrem İnce bir açıklama yapıyor, ona kulak vermemiz gerekiyor. Ve tekrar Erasmus'a dönüyoruz. Mert Erasmus tecrübesini anlatıyordu, Polonya'ya gitmişti. Evet, Polonya'ya gittim ve şunu öğrendim, bizim üniversitemizde şöyle bir şey var. Eğer ki bir öğrenci Avrupa'da Erasmus yapmak için bir üniversiteye gitmek istiyorsa... Orayla anlaşmamız yoksa bile ikili anlaşma yapabiliyoruz. Özel olarak ikili anlaşma yapabiliyoruz. Bu benim için çok heyecan verici bir şeydi. Sonrasında gittim, farklı kültürden farklı insanlarla tanıştım. Çok farklı insanlardan dersler aldım ve ufkumu geliştirdim. Avrupa'da işte müzelere gittiğiniz zaman bir şey yazar. Know yourself diye. Gerçekten Erasmus benim kendimi tanımamı sağladı ve... Çok güzel günler geçirdim Erasmus'ta. Sadece dil değil yani mevzu. Hayır. Dünyada 5 milyona yakın öğrenci kendi ülkesi dışında seyahat ediyor. Bu rakamın 2020'de 7 milyona ulaşması bekleniyor. Yani bu bahsettiğimiz kampüsün dünya olsun çağrısı var. Tabii çünkü kültürler arası artık o kadar yaygın ve önemli bir şey ki. Her şirket neredeyse küresel boyutta iş yapıyor. Dolayısıyla burada iş yaptığınız insanların özelliklerini bilmeniz lazım. Ortak özelliklerine vakıf olmamız lazım. Bu anlamda ne kadar yakın olursanız farklı kültürlere, ön yargıdan uzak, ne kadar yakın olursanız o kadar iş hayatında da başarılı olacaksınız demektir bu. Tabii bir başka şey de Görkem Hanım, müsaadenizle ondan da bahsetmek istiyorum. Maltepe Üniversitesi olarak diğer üniversitelerden farklı ne yaptığımız noktasında önemli bir şey bu. Mentorluk hep hocaların öğrencilere yaptığı katkı diye tanımlanır. Tersine mentorluğu biz üniversitemizde başlatarak öğrencilerden rektör için bir danışma kurulu oluşturduk. Çünkü Z kuşağı biliyorsunuz artık bu sene veya önümüzdeki sene üniversiteli olacak. Tamamen bütün alışkanlıkları, bütün beklentileri, bütün öğrenme biçimleri farklı. Bunları öğrenmek ancak onlardan olabilir. Var mı sizin de öyle danışınız? Tabii bir tanesi de Mert mesela. Şimdi tersine mentorlukta benim gördüğüm, okuduğum en önemli şey, yani normalde hiç bir araya gelmeyeceğiniz, ne ailenize ne yakın çevrenize göremeyeceğiniz özellikle ters köşe birinden mentorluk almanız gerekir. Evet, kesinlikle. Öyle var mı aralarda yani size çok çatır çatır eleştirecek, eksik yönlerinizi söyleyecek, beklentilerini karşılamıyorsa onları büyük bir cesaretle söyleyecek mentorlara ihtiyacınız var. Çok güzel. Var, kültürel olarak öyle değildik. Hani biz genelde alkışlayan, çok iyi yaptınız başkanım diyen bir kültürden geliyoruz. Genel yapı itibariyle maalesef, her yerde. Maalesef. Dolayısıyla hani ona hazırlıklısınız yani. Evet, söyle, eleştir bizi. Evet, kesinlikle. Ben onlardan çok istifade ediyorum. Belki de bu nedenle biliyorsunuz çok onu yakında bir araştırma sonucu vardı. Üniversite memnuniyet araştırması biliyorum. 26 bin öğrenci zannediyorum. 26 bin öğrenci. Üzerinde doğrudur. Yaptığı araştırmada lider rektörlerden biri seçildiniz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim efendim. Türkiye'deki 180 üniversiteden 17 rektör belirlenmiş öğrencilerin oylarıyla. Bir tanesi de nacizane bana tevdi edildi lider rektör ünvanlarından. Bunun tabii bir maliyeti var bizim açımızdan. Yani zamanımızı çok iyi kullanmamız, öğrenciye adamamız, öğrencinin bir anlamda gerçekten hizmetkar olmamız gerekiyor. Hem akademik olarak, hem idari olarak, hem de vizyon olarak. Dolayısıyla bunu başarabildiysek eğer ne mutlu. Aynı araştırma kapsamında yine üniversiteler de değerlendirildi ve kategorize edildi. Ona yakın değişik alanda. Üniversitemiz tümünde A kategoride, 3 tanesinde de A plus kategoride. Geçtiğimiz günlerde YÖK bir rapor hazırladı. Orada karneniz nasıl? Orada da karnemiz çok iyi. Son yıllarda en hızlı sıra atlayan
üniversite olduk. Ben rektörlükte 4. yılımı tamamladım. Hı hı. Şimdi ikinci bir 4. yılım başladı inşallah nasip olursa. Bu kapsamda üniversitemizi nicelik olarak zaten önemli bir noktaya getirdik. Nitelik olarak da çok daha iyi noktalara getirmek üzere devam edeceğiz. Şimdi tercih yapacak öğrenciye biraz önce sordum ya Mert Hocam, hani neyi önerirsin, şunu atlama üniversiteden içeri girdiğinde. Siz şu aşamada ne öneriyorsunuz? Çok fazla önünde seçenek var. Bölüm olarak da düşünelim. Yani doğru tercihte sizce en önemli kendine sorması gereken soru ya da üniversite değerlendirirken ilk bakması gereken kriterler neler? Gerçekten Mert'in de biraz önce ifade ettiği gibi bir kere gelecek görecek üniversiteyi yerinde. Dekanlarıyla, müdürleriyle, rektörüyle, rektör yardımcısıyla mutlaka tanışacak. Gerek öncesinde gerek sonrasında iletişimini hiç koparmamasını öneriyorum. Çünkü o anlamda insanlar birbirinin mentörü olmak suretiyle öğrenci hocanın, hoca öğrencinin güzel yol alıyorlar. Hı hı. Çünkü orada geçireceği süre sınırlı. 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl hangi bölümde okuduğuna ve İngilizce eğitimi, Türkçe eğitimi aldığına bağlı olarak onu en iyi şekilde değerlendirmek. Çünkü zaman öyle bir sermaye ki bir geri dönüşü yok. Doğru. Onu harcadığınız zaman onu cebinize koyacak başka kimse yok sizin. Ne anneniz, ne babanız, ne para, ne pul. Onu en iyi şekilde değerlendirmeli ki orada geçirdiği yılları gerçekten oradan çıktıktan sonra fark yaratacağı bir birikime dönüştürsün. Gittiği yerde fark edilsin. Tabii üniversitelerin başarısı aslında çok sayıda kalite parametresi olmakla birlikte mezunlarıyla ölçülüyor. Mezunları iş kurabiliyor mu? Mezunları iş bulabiliyor mu? Hı hı. İş bulma kavramı da artık çok şey değil. Biliyorsunuz kuluçka merkezleri aracılığıyla artık iş kurma, kendi işini girişimci olma dönemi başladı. Tabii ekmek aslanın ağzında, hiçbir şey kolay değil. Sektörün ne beklediğini bilirseniz, örneğin iletişim fakültesinde biz öğrenci yetiştiriyorsak burada işte Hasan Bey'in, Bahadır Bey'in kamera asistanından ne beklediğini bilmemiz mesela lazım. Mesela hocamız iletişimci olduğu için aramızdaki konuşmalardan isimlerinizi öğrenmiş. Değil mi? Hemen aklında tutmuş. Öylesine örnekler yönetmenimizin vermedi. Ne beklediğini, işte kanalın genel yayın yönetmeninin ne beklediğini filan biliyor olmamız ve çocuklara öğretiyor olmamız lazım. Hoca bilmezse çocuğa nasıl öğretecek? Dolayısıyla bu kısır döngü içerisinde yetişen hocaların da mahrum ve mağdur olduğu yetkinlikler var. Bunları tabii Türkiye'deki üniversitelerde hızla tamamlamak gerekiyor Türk Yüksek Öğretiminde. Bu arada YÖK'e düşen görevlerden birisi de bence bu yetkinlik bazlı eğitim noktasında üniversitelerin ne yaptığını da denetlemelerde sorgulamalılar diye yetkinlik düşünüyorum. Yetkinlik bazlı derken bir cümleyle onu nasıl anlaşılır hale getiririz? Şöyle, mesela biz daha çok öğretim yapıyoruz. Yani ilk öğretim ve orta öğretimde devam eden ezbere eğitim maalesef yüksek öğretimde de devam ediyor. O müfredattaki aktarıldığı içerikler. Halbuki sektörün ihtiyaç duyduğu içerik değil, yetkinlik. Hı. Yani benim çalışanım birisiyle nasıl istişare eder? Örneğin pazarlık yapılacaksa o negotiation teknikleri falan gibi yabancı literatürdeki kavramlar, bunları nasıl yapar? Zaman baskısını nasıl üstesinden gelir? Hmm. Sunum becerileri nasıldır? İkna kabiliyeti nasıldır? Zamanını nasıl kullanır? Stres altında nasıl çalışır? Her alana falan transfer gibi, edebileceği her beceriler. Her alana transfer aslında edebilecek. İster tabii, mesleği değiştirsin, ister mesleği yok olsun. Kesinlikle. Hı-hı. Hatta özel hayatını da transfer edebileceği şeyler çok, değil çok mi? Doğru, çok doğru. Hayatla iç içe tabii, eğitim. Tabii. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Ben teşekkür Maltepe ederim. Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şahin Karasar bizimle birlikteydi ve Sosyoloji Bölümü yüksek lisansı öğrencisi Mert Orçun Özyurt'u ağırladık. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından yeni konuk ve konuklarla karşınızda olacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden konuklarım, rektör yardımcısı aynı zamanda ekonomi ve finans bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Göksel Aşan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doktor Anıl Özgüç bizimle birlikte, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi İstanbul Aydın Üniversitesi'ne baktığımızda son yıllarda bir sağlık atılımı görüyoruz. Doğru mu gözlemliyoruz? Evet. Sağlık evet. Alanına bir, yani hastanelerle, tıp fakültesiyle, şimdi birazdan konuşacağız 2 yıllık bölümleriyle. Ancak diyemeyiz ki bir sağlık üniversitesidir. Tam kapsamlı, yani başka fakültelerinde olduğu bir yapı. Biraz bize böyle son dönem bilgilerimizi günceller misiniz tabii üniversitenin üzerine? Şöyle söyleyeyim tabii. Hani zaten bu işte 2 yıllık sağlık programlarımız uzun süredir var olan programlar. Sonra bir diş hekimliği fakültemiz açıldı. Çok bana sorarsanız son derece başarılı bir diş hastanemiz var. 2 sene önce bir tıp fakültemiz açıldı. Onunla beraber de bir yeni hastane, yine İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi açıldı. Yani ben herkese hastaneyi görmeye davet ediyorum.
Yani benim gerçekten Türkiye, İstanbul'da, Türkiye'de gördüğüm en güzel hastanelerden biri oldu. Tabii şimdi hani bu son dönemde bunlar çok fazla duyulunca hani böyle bir anda ya ne oluyor işte, bir Aydın Üniversitesi sağlığa mı çevirdi diye bir izlenim oluyor. Şöyle söyleyelim, bir anlamda eksik olan sağlık tarafını tamamlayıp işte tam bir üniversite olma yolunda, öyle tam söyleyelim. O daha o daha doğru olur. Yoksa hani ağırlığı özellikle bir tarafa vermiş durumda değil. Özellikle tabii bu teknik tarafta, işte mühendislik tarafında, işte yani sağlığı zaten söylüyoruz. Hani buralarda da çok ciddi yatırımların olduğu, eğitim altyapısının olduğu bir okul Aydın Üniversitesi. Yani ben yine herkesi oraya davet ediyorum, bir gelsinler. Çok güzel bir teknosentir var. Bu Aziz Sancar Hoca'nın adına düzenlenmiş, açılmış. Hatta açılışında Aziz Sancar Hoca yapmış. Çok güzel bir teknosentir o. Özellikle bu mühendislikte çok iyi bir eğitim altyapısı var. Şimdi o eğitim altyapısı biraz araştırma altyapısına da dönüşmüş durumda. Yani hani genel şey bu, ne diyelim ona, çerçeve bu. Ama tabii son dönemde dediğim gibi o sağlık tarafı tamamlandığı için orada hızlı bir büyüme göze çarpıyor. Şimdi hocamız iktisatçı olarak bir ekran yüzü, öğrencileri de takip ediyorlarsa, hocam niye sağlık konuşuyor şimdi iktisatçı olarak diyorlarsa, biz öyle genel yapıdan bahsettik. Birazdan hocanın alanına ineceğiz değil mi? Evet, idareci olarak konuşuyoruz. Evet, şimdi öyle yapalım, şimdi, biraz iktisatçı olurum. Aynen. Anıl hocama bir döneyim sağlıkla ilgili. Çünkü geçen gün programda dedik ki, İş garantisi arayan adaylar sağlığa yöneliyor. Şimdi sağlık da öyle bir alan ki aslında malzemesi insan. Dolayısıyla sadece iş garantisi için zannediyorum yeterli bir kriter değil, değil mi, seçim yapmak? Elbette yeterli bir kriter değil. Ama şöyle bir şey var, yani sağlık alanından mezun olan bir öğrenci işsiz kalmaz. Bu yani dünya kurulduğundan beri böyle ve böyle olmaya da devam edecek. Çünkü dediğiniz gibi malzemesi insan. Ve insanlar hastalanacaklar ve sağlık profesyonellerine ihtiyaç duyacaklar. Keşke bizim alanda da öyle olsa. Radyo, televizyonda da her mezun olan arkadaşım iş bulsa deyip kamu spotu, buyurun hocam. Tabii iş bulma özelinden gidersek bu biraz da mezun adayın, mezunun nitelikleriyle ilgili bir şey. Ama alan iş bulmaya çok uygun. Yeterli mi? Evet, ben iş buluyorum, o zaman sağlık okuyayım demek aslında burada hani bir paradigmada bir hata olabileceğini gösterir her zaman. Sağlık okumak isteyen kişinin niteliklerinin sağlık okumaya müsait ve sağlık profesyoneli olmaya müsait olması gerekir. Bunu nasıl anlar? İşte biraz serin kanlı olmak, insanla çalışabilir olmaya uygun bir yapıya sahip olmak, soğuk kanlı olmak, işte gece nöbeti tutabilmek, işte acılarla, işte ağrılarla, bunu çeken insanlarla bir şekilde hani bununla baş edebilmek ve yardımcı olabilmek. Bunu tabii bir henüz meslek hayatında yolunun başında olan bir adayın hemen anlaması mümkün değil. Doğru. Bunun için bizim temelde önerdiğimiz meslek seçimi için bu mesleğin profesyonelliğiyle görüşmek. Üniversite seçimi için de sağlık alanında okumak için muhakkak gelip üniversitede işte hocalarla görüşmek, altyapıyı görmek. Yani laboratuvarsa laboratuvar, evet. Atölyeyse atölye, nerede aslında eğitim görecekse gidip o havayı teneffüs etmesi. Kesinlikle. Ve o alandaki hocayla, akademisyenle yüz yüze konuşabilme imkanı üniversitemizde var. Bunu yapması. Şimdi 2 yıllıklarda mesela ağız ve diş sağlığı, anestezi, tıbbi görüntüleme teknikleri, perfüzyon teknikleri, sosyal hizmetler. Şimdi baktığınız zaman bir an önce de iş hayatına atılmak isteyenler tercih ediyor ya. Evet. Neye bakacak? Yani sektör bağlantısına mı bakacak? Hocalarına kadar sahada nerelerde çalışıyor ya mı bakacak? 2 yıllık sağlık tercih edecek aday neye baksın? Üniversitenin sektörle bağlantısı dediğiniz gibi çok önemli. Uygulama eğitimi temellidir sağlık. Aslında birçok meslek böyledir ama sağlıkta bu biraz daha özel. Çünkü öğrenci mezun olmadan o havayı teneffüs edebilmeli, hasta görmeli, o dinamikleri öğrenmeli. O yüzden öncelikle üniversitenin sektör bağlantısının güçlü olması gerekiyor ki öğrencilik sırasında stajla, işte bizim özelliğimiz olan yerinde uygulamayla öğrenci sektörün içerisinde bulunabilsin. Onun öncesinde uygulamayı üniversitede de yapması gerek. Bu da çok önemli. O zaman uygulama eğitiminin ağırlığına bakması gerek. İşte bu biraz önce de konuştuk. Tıp fakültesi için hastane ise, diş hekimliği fakültesi için diş hekimliği hastanesi ise, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu için de laboratuvar altyapısıdır.
Bu anlamda tabii üniversitemizin ciddi yatırımı var ve yatırım yapmaya devam ediyor. Çok ciddi bir geniş alanda farklı disiplinlerde bir laboratuvar kompleksimiz var. Hı hı. Öğrenci daha sektöre gitmeden, çünkü sektörün de bazı işte ne bileyim trikleri, davranış modelleri var. Onu öncesinde okulda öğrenmesi açısından laboratuvar altyapısının olması önemli. Hı hı. Bizde bu gerçekten çok güçlü. Hı. Sağlık alanındaki laboratuvar altyapımızla ilgili çok hem gururluyuz hem iddialıyız. Peki uygulama diyoruz sağlık için. Aslında yeni dünya düzeninde her bölümün bir uygulama sahasının olması mı gerekiyor okulda? Uygulamayla çok iç içeliğe doğru bir dönüş var. İstanbul Aydın Üniversitesi de böyle mi kurguluyor diğer fakültelerdeki eğitiminde? Aynen. Şimdi bu zaten bu yerinde uygulama dediğimiz ders diyelim isterseniz ona. O zaten işte hemen hemen bütün bölümlerde uygulanan bir yöntem. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii 21. yüzyıl artık baktığınızda işte üniversite dediğinizde işte üniversitede sektörün çok böyle iç içe yaşadığı bir yüzyıl öyle de olmak zorunda açıkçası. Çünkü dünya gerçekten çok hızlı dönüşüyor. Dolayısıyla hani eskisi gibi piyasanın talepleri öyle hani bekle görle ortaya çıkan türden talepler değil artık. Doğru. Yani piyasa her an baktığınızda işte farklı bir şey talep ediyor aslına bakarsanız eğitim tarafından. O yüzden eğitim tarafının sürekli piyasayla temas halinde olması lazım ki hani piyasa şu anda ne istiyor, gelecekte ne isteyecek işte onu anlayıp ona göre de işte müfredatını ayarlaması lazım. Hmm. İşte ona göre işte altyapısını ayarlaması lazım. Ya da piyasa bunu istiyor, yanlış istiyor, biz şunu üretelim, piyasanın önünde gidelim diyecek. Aynen, şimdi ona geleceğim. Tabii ki bu piyasanın her zaman da işte doğru taleplerle geldiği anlamına gelmez. Zaten o yüzden bu ilişki iki yönlü olmalıdır. Bir taraftan da üniversite piyasaya hani ya işte biz de dünyayı görüyoruz, izliyoruz. İşte bizim de bir bilgi bizim de bir bilgi birikimimiz var. Dolayısıyla burada bir takım işte fırsatlar var. Buraya doğru gitmek lazım diye hani bir feedback de vermeli. Ya yani bu iş karşılıklı aslında. Yani iki tarafı. O yüzden zaten hani bir şekilde bu işbirliği çok iç içe geçerek devam etmek zorunda. İşte bir sürü bunun farklı yöntemleri var. Bir şeyi de biliyoruz. Yani son herhalde işte 9-10 yıldır devlet de bu işte bayağı bir aktif. İşte bu girişimcilik indeksi diye indeksler çıkartılmaya başlandı. Girişimcilikte çok ciddi destek var üniversitelerle. Üniversite sanayi işbirliğine çok ciddi destek var. Şimdi Aydın Üniversitesi'nde işte dediğim gibi yani başından beri aslına bakarsanız ilk kurgusundan beri buna çok özen gösteriyor. Bundan sonra da hızlı bir şekilde devam edecek. Çok iyi bir kuluçka merkezimiz var. Yine çok iyi bir bu teknoloji transfer merkezimiz var. İşte şu anda 30'un üzerinde startup var orada başlamış. İşte bunlar işte bakalım inşallah ileride işte ciddi fonlar bulabilirlerse önemli yatırımlara dönecekler. Bu sağlık ve diğer eğitimlerle ilgili bir kısa bir şey söyleyeyim çok vakit almadan. Benim talebelere önerim özellikle bu tür konularda. Şimdi her konuda akademisyen önemlidir elbette. Yani iyi akademisyen gerçekten şarttır. Fakat işte bu sağlık gibi, mühendislik gibi daha teknik alanlarda akademisyen kadar önemli şey de eğitim altyapısıdır. Yani o yüzden bu alanlarda eğer tercihlerini kullanmayı düşünüyorlarsa muhakkak işte üniversitelerin bu eğitim altyapılarını bir gidip kendi gözleriyle görmeye çalışıyor. Yani bütün okulları gezecek halleri yok ama. Ama hani, zaten kafalarında bir indiriyorlar değil mi? Son 3 yani bir 3 tanesi kalıyor. Onda da mutlaka gezerek muhakkak, seçimini yapsın. Muhakkak özel yani şimdi iktisat için geçsinler demiyoruz. İktisatta için gezecek bir şey yok. Bir tane sınıf. Orada akademisyen tabii çok önemli. Bir de işte müfredat. Yani neyi hazırlıyor, nasıl hazırlıyor, geleceği. Onu uzaktan da az çok takip edebilir diyorsunuz. Orada da gene kampüsün havası, tabii, ortamını görmesi aynen, için. Aynen, şimdi ona gelecektim. Orada da sosyal hava önemli. Yani onu bir anlayabilmesi için tabii. Ben bütün talebeleri kampüse davet ediyorum. Yani bütün üniversiteleri de bence öyle değerlendirsin. Ama dediğim gibi yani özellikle sağlık ve teknik taraflarda eğitim altyapısı hocam, son derece hayati. Hocam yaşınız çok genç. Yani X kuşağı varsınız yoksunuz gibi görünüyor. Talebe diyorsunuz yok ya. Yani şaşırdım doğrusu. Çok da genç görünüyorsunuz. Peki öyle bir yerleşik bir şey oldu işte kaldı. Hızlı konuşunca talebe diyorum. Dikkatli konuşursam öğrenciye çalıyorum. Kırmaya çalışıyorum bakalım. İşte bu öğrenci arkadaşlarımıza haliyle iktisat direktör yardımcısı olunca piyasa dedi değil mi? Yani böyle sizin kendi alanınızdan, literatürünüzden anlattınız biraz. Kendi alanınıza gelelim hadi biraz. Ekonomi bölümü seçecek adaylar için. Ekonomi ve finans. Şimdi şöyle söyleyeyim. Faydasında tabii, buluşan bölümler. Şöyle şimdi bu tabii ekonomi bölümü bir ara bir süre bir gözden düştü. Onun için çok önemli sebeplerinden bir tanesi
hani ekonominin genel anlamda problemsiz gitmesiydi. Şimdi bir şey problemsiz gidiyorsa, öyle çok fazla televizyonlarda, oralarda, buralarda konuşulmuyorsa, o zaman böyle biraz şeyi düşüyor, talebi açıkçası düşüyor. Genel olarak öyle oldu. Aslına bakarsanız İBF'lerde de Türkiye genelinde bir hani öğrencilerin tercihleri anlamında, ki öğrenci dedim, bunu not edin, öğrencilerin tercihleri anlamında bir düşüş var. Fakat hani benim gördüğüm kadarıyla son 1-2 yıldır tekrar o biraz yükselmeye başladı. Çünkü tekrar ekonomi kendini hatırlattı. Yani bayağı hatırlattı. Şu ara. Aynen. Bütün dünya içinde böyle en önemli şey benimi hatırlattı. Ben hep şunu söylüyorum. Mesela dönüp son işte atıyorum işte yılbaşından bu yana bütün dünya liderleri toplamda ne konuşmuşlar ve ne hakkında konuşmuşlar diye baktığınızda bunun göreceksiniz ki %50'den fazlası, ki dünya çok karışık olmasına rağmen yine ekonomiyle ilgili. Yok ticaretle ilgili, finansla ilgili, şununla bununla ilgilidir. İşte biz Trump'ı hani bir tek şu anda ekonomiyle anar olduk neredeyse. Yani başka yani bir şey. Yani bütün, çünkü bu küresel değişimi anlama ve yorumlama için bize ışık tutuyor ekonomi. Aynen, tam da ona geliyorum. Şimdi bu yüzden de ekonomi önemlidir. Hı hı. Bir kere daha kendini hatırlattı. Ben açıkçası önümüzdeki dönemde ekonomiye talebin bir miktar artacağını düşünüyorum. Şimdi orada tabii benim öğrencilere en önemli tavsiyem, bakın burada mesela işte akademik kadro kritiktir. Hı hı. Yani burada ne olur? Gidecekleri üniversite eğer ekonomi, işletme gibi bölümleri, uluslararası ilişkiler gibi bölümlere niyetleri varsa, ne olur gidecekleri bölümlerin bir akademik kadrosuna baksınlar. Hı. İşte onların işte ne diyelim uluslararası yayın performanslarına vesairelerine bunları bir baksınlar. Bir kere bir bunu değerlendirsinler. Bir de tabii, ama tabii sadece bu yetmez, çünkü bu sadece bir teorik eğitimle olacak bir şey değil. Bir de müfredatın ne kadar kendi içinde daha böyle bir piyasaya dönük, sanayiye dönük, işbirliğine dönük unsurlar barındırdığını da bir değerlendirsinler ve öyle tercihleri yapsınlar. Şimdi son dakikalarda tekrar sağlığa dönmek istiyorum. Uygulama dedik, uygulama önemli dedik. Peki mezuniyet sonrası da hani gerek hastanelerinize gerekse kariyer planlamalarında destek oluyor musunuz? Zaten oraya iş garantisi var diye gelen adaylar da var. Evet, böyle bir birimi var üniversitenin. Yerinde uygulama aynı zamanda mezun yerleştirme ile bağlantılı bir birim. Mezun olan her öğrenci sağlıkta da diğer öğrencilerde mezuniyet sırasında mutlaka bir CV bırakır ve arkasından da kariyer merkezi tarafından takip edilir. Ne yapıyor, iş buldu mu, işte ona uygun pozisyon var mı, hemen iletişime geçilir öğrenciyle. O yüzden mezuniyet sonrasında işe yerleştirme oranları üniversitemizin yüksek. Bunda gerçekten bu birimin ciddi katkısı var. Öğrencilere bu, hani bu bir ciddi bir kolaylık sağlıyor. Ve işe yerleştirme oranları yükseliyor bu sayede. Şimdi hep uygulama dedik, hep dedik ki bir sektöre yetişiyor, bir an önce işe girecek dedik. Ama bu arkadaşlar da kampüsün içerisinde bir sosyal hayatta yaşayacaklar değil mi? Evet, üniversitemizin önemli bir özelliği bir kampüs üniversitesi ve şehir merkezinde bir kampüs üniversitesi olması. Üniversite sadece akademik eğitim vermez. Aslında sizi hayata hazırlar. Size bir derinlik katar. Bunlar için gerçekten çok fazla aktivitesi var üniversitenin. Biz geçenlerde bir hesap yaptık. Günde 3'e yakın bilimsel ya da sosyal aktivitesi oluyor. Mutlaka bunlara katılmalılar. Hı-hı. Ve bunlara katılmaya uygun bir zemin var. Mutlaka öğrenci kulüplerinle bir işbirliği içerisinde olmalılar. Güçlü bir öğrenci birliği yapımız var bizim. Ve aynı zamanda kampüs üniversitesi olmasının ve şehir merkezinde olmasının da bir avantajı, şehirdeki sanat aktivitesinin, sosyal aktiviteleri takip için de bir kolaylık bu. Üniversiteli olmanın hani tanımını bu anlamda tamamlayabilirler İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğrenci olarak. Gerçekten hani mutlulukla, iyi anılarla ayrılıyorlar öğrencilerimiz. Onların yani hayatlarının çok önemli bir dilimi oluyor tabii, aslında. Tabii. Yani geldiği yaşları düşünürsek. 5 yıllarını geçirecekleri ve en böyle doğru. Ya belki meslektaşlarını tanıyorlar, belki eşleriyle tanışıyorlar. Evet. Aslında çok önemli bir seçim tabii, değil mi? Tabii. Üniversite hiçbir zaman o anlamda unutulacak bir şey değildir yani. Şunu hemen isterseniz ekleyelim. Bir tabii, cümleyle hocam, hemen. Süremizin sonuna geldik. Kampüse bir 70 bin metrekarelik yeni bir bölümde ekleniyor. Zannediyorum önümüzdeki sene de onu hizmete atacağız. Yani 70 bin metrekare neredeyse şimdiki alanımızın işte yarısından daha büyük bir yeni alan da ekleniyor. Dolayısıyla iyice geliştirmiş olacak kampüs. Biz kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınıza. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Göksel Aşan bizimle birlikteydi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doktor Anıl Özgüç bizimle birlikteydi. Her gün yayınlarımıza devam ediyoruz. Yarın yine 11.15'te karşınızda olacağız. Şu çok konuştuğumuz üniversite sanayi işbirliği diyoruz ya, biraz onunla örneklerle geliyoruz. Somutlaştıracağız bu ne demek diye. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.